Güvenlik kameraları uzun zamandır hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve şu an eskiye nazaran daha gelişmiş durumdalar. Fakat güvenlik kameralarında yıllar geçse dahi değişmeyen tek bir şey var: çekim kalitesi. Evet, çekim kalitesi onlarca yıl önce de kötüydü, şimdi de çok fazla geliştiğini söylemek mümkün değil. Peki gelişen teknolojiye rağmen neden hala görüntüler kötü? Gelin hep beraber öğrenelim. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda güvenlik kameralarından bahsedeceğiz. Diğer kameralara oranla güvenlik kamerası çok farklı bir yapıdadır. Çünkü diğer kameralar geniş bir dinamik sağlamak için yapılmışlardır. Bir güvenlik kamerasının temel amacı, ışıklandırma koşulları yetersiz olsa bile görüntüde yeterli detayları yakalamaktır. Böylece birisi gece ya da gündüz yürüdüğünde ister parlak bir elbise isterse kapkaranlık bir elbise giysin, güvenlik kameralarında net gözükecektir. Çünkü güvenlik kameraları düşük ışık koşullarında dahi çekim yapabilmeleri için üretilmişlerdir. İşte bu yüzden diğer kameralar ya da akıllı telefon kameraları gibi mutlaka küçük boyutta olması veya renkli kayıt yapabilmesi gerekmez. Normal bir kamera bu gibi durumlarda iyi bir görüntü çekmekte zorlanır. Ancak birçok güvenlik kamerası karanlık bir alanı aydınlatan ve iyi bir görüntüye dönüştüren kızılötesi teknolojisine sahiptir. Güvenlik kameraları daha hızlı aktarma yapabilmek için dosya boyutunu da korumak zorundadır. Bu, güvenlik kameralarının yüksek çözünürlüklü görüntü yakalayamamasının bir başka nedenidir. Kızılötesi sayesinde karanlık ortamları aydınlatabilir ve nesnelerin renklerine müdahale edebilirler. Güvenlik kamerası görüntülerinin kalitesinin düşük olmasının bir başka önemli nedeni de maliyetini düşük tutmasıdır. Doğal olmayan veya istenmeyen bir şey olduğunda sadece birkaç dakikalık videoya ihtiyacınız olabilir. Ve tüm videodaki görüntüler genellikle suç teşkil etmeyen türden olacağı için işe yaramayacaktır. İşte bu noktada güvenlik kamerasının vereceği hizmet kısa bir klipten fazlası değildir. Peki bir tüketici bu tür bir kamera için ne kadar ödemek isteyebilir? Canlı renkler ve keskin görüntüler yakalayabildiysek, sadece sensörün, işlemcinin ne kadar iş yükü taşıması gerektiğini ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için sensör işlemcinin ne kadar güçlü olması gerektiğini düşünelim. Sürekli olarak yüksek kaliteli video yakalamanın da yüksek gereksinimler gerektireceğini de unutmamak lazım. Isı dağılımı gibi özellikler de güvenlik kamerasının fiyatını çok yüksek hale getirecektir. Dikkate alınması gereken bir başka nokta da depolama sistemidir. Eğer güvenlik kameralarının çektiği görüntü yüksek bir kalitede olsaydı elbette ki daha fazla yer kaplayacaktı. Yüksek kalitede görüntü çekmesi de yüksek kapasiteli bir depolama sistemi ihtiyacını doğuracaktı. Güvenlik kameralarının düşük kalitede görüntü kaydetmesinin bir diğer nedeni de çevrenin geniş bir görüntüsünü yakalamak için yapılmış olmalarıdır. Fakat herhangi bir şey olduğunda ilgili kişi veya nesne hakkında bilgi almak için yakınlaştırma yapmaları gerekiyor. Yakınlaştıkça da görüntü epey kötü bir hal alıyor. Örneğin yol kenarına kurulu bir güvenlik kamerasını hayal edelim ve bu kameranın bir araba kazasını yakaladığını düşünelim. Görüntülere bakacak olanlar arabanın numarasını almak veya arabanın içindeki yüzleri görmek için arabanın görüntüsünü yakınlaştırmak isteyeceklerdir. Ve bu yakınlaştırma görüntüyü pikselli hale getirecektir. Bu yüzden görüntünün grenli veya pikselli görünmesi çok da normal bir şey. İşte tüm bu saydıklarım yüzünden güvenlik kameralarının çekim kalitesi diğer kameralara göre daha farklı bir kulvarda ele alınıyor. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.